M4'e hoş geldiniz. 23 Haziran seçimleri sonrasındaki siyaset gelişmeleri, olası gelişmeleri konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz ve sanıyorum bir süre tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü pek çok sonucu var. Bugün konuğumuz deneyimli gazeteci Fikret Bila. Fikret Bey hoş Hoş geldiniz. bulduk Murat, teşekkür ederiz. Sizinle de ne zamandan beri karşı karşıya gelmemiştik, iyi oldu bu Yok. şekilde. Bugün Halk TV.com.tr'de de bir yazınız var. Çok da tartışılıyor tabii bu sonuçlar. İstanbul seçimleri siyasette yerleşmiş yargıları yıktı. Siz de bunun altını çizdiniz yazıda. Neydi bu yargılar? İşte Erdoğan yenilmez, yenilse de iktidarı bırakmaz. Muhalefet, özellikle CHP kazanamaz. Bunlar yıkıldı. Bu ne getirir Türkiye'ye Fikret Bunun kuşkusuz siyasi sonuçları olacaktır Murat. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi aslında 31 Mart seçimlerinin sonuçları çok önemliydi. Bey? Evet. Ve İstanbul seçiminin iptal edilip yeniden yapılması bu önemi daha da artırdı ve daha net bir şekilde ortaya koydu. Şunu bir kere söylemek lazım. Türk seçmeni iradesine yapılan müdahaleye çok sert bir cevap verdi. Yani Ekrem İmamoğlu 13 bin küsur oyla seçimi kazanmıştı. Bunu kabul etmeyen ve vicdana ve hukuka uymayan bir gerekçeyle seçimi iptal ettiren iktidara bu kez 806 bin oy farkla gerçekten sert bir mesaj gönderdi. Şimdi bu sadece İstanbul seçimiyle yani İstanbul Belediye Başkanlığı'yla sınırlı bir siyasi olay değil. Şöyle okumanın doğru olacağını düşünüyorum ben. Artık iktidar için bir iniş süreci başladı. Toplumda bir değişiklik isteği olduğu çok açık. Nedeni de şu, 31 Mart'la beraber son İstanbul seçimini birlikte ele alırsak, seçmen çok uzun yıllardır bazı illerde 25 yılı bulan AK Parti iktidarını aslında iktidardan indirdi. Yani yerel iktidarı değiştirdi. Büyükşehirlerin tamamını kaybettiler. Yani böyle söyleyebiliriz. İktidarı kaybetti AK Parti yerel seçimlerde. Şimdi bu tabii genel seçimler için de çok önemli bir işarettir. Eğer bu seçimler yerel değil de genel seçim olsaydı demek ki Türkiye'de iktidar değişecekti. Bunu böyle okumak lazım. Dolayısıyla böyle hani işte ne olacak yerel iktidar değişiyor, belediye el değiştiriyor gibi görmemek lazım. Büyük önemli bir siyasi mesajı var. Şimdi bu seçimlerde İktidar önemli hatalar yaptı. Ekrem İmamoğlu'na, CHP'ye, Millet İttifakı'na karşı çok gerçekten akla aykırı gelen taktik hatalar yaptı. Şimdi işte Ekrem İmamoğlu'nu yenilen seçimlerle ilgili işte çünkü çaldılar dedi. CHP'yi, İyi Parti'yi oy çalmakla suçladı. Öyle bir şey yok. Hatta görüntüler var dendi. Dendi. Öyle bir şey yok. Gerçi biz Gezi'den beri görüntü bekliyoruz ama. Yok. Doğru söylüyorsun. Şimdi YSK'nın iptal kararında da oy çalmayla ilgili bir tespit yok. Yoktu. Şimdi bu bir hataydı. İşte arkadan Pontus gibi bir imada bulundu da bu ırkçı bir yaklaşımdı. Kesinlikle. Bu da büyük bir hataydı. Düşünebiliyor musun ki işte yani son dönemde tam politikasını oturtturduğu PKK karşıtlığı, terörle mücadele politikası ve muhalefeti teröristlerle ve terör örgütleriyle yan yana olmakla suçlayan AK Parti ve Cumhurbaşkanı son birkaç gün kala Öcalan terörist başı bekliyor. Öcalan'ı devreye soktular. Aynı anda kardeşi yine terörist Osman Öcalan TRT ekranlarından İmamoğlu'na eleştiriler yöneltti. Bütün bunlar bence tepkiyi büyüttü. Bunlar taktik hatalardı. Ama daha önemli hatalar var. Bence daha önemli sebepler var. Şimdi 2-3 yıldır Türk ekonomisi çok ciddi bir krizde. Yani enflasyon yüksek, %20'lerde. Faiz oranları yüksek, %24-25'lerde. Döviz fiyatları yüksek, işte 5,5-6 liralara gidiyor dolar ve euro. O sıkışma devam ediyor. Üçlü bir sarmal var. İşsizlik rekor kırdı, %15'i geçti. Genç işsizlik %25'lerde görünüyor. Bununla yetinmeyip bir de dış politika krizi yaşıyoruz. S-400'ler Suriye başta olmak meselesi üzere. var, S-400 meselesi var. Amerika ile aramız iyi değil. Evet. Amerika ile Rusya arasında sıkışıp kaldık. Şimdi bu temel sorunları çözmek ve sorumluluğu üstlenmek yerine her bir sorun için başka bir sebep ortaya koyuyorlar. Üstlenmiyor sorumluluğu. Ekonomi çöküyor diyorsunuz, kriz yaşıyoruz diyorsunuz. Ben yapmıyorum diyor. Dışarıdan ekonomik saldırı yapıyorlar. Yabancı güçler, dış güçler. Bu yani doğru değil. Halk bunu kabul etmiyor. Her şeyi dışarıya bağlamak veya CHP'ye bağlamak gibi sorumluluktan kaçan bir iktidar anlayışı var. Bir son ilave edeceğim tespit de şu. Yani Erdoğan ve AK Parti yönetimi
giderek tek adamın karar verdiği, tamamen iktidarın bir merkezde toplandığı ve kişiselleştirildiği bir süreç yaşadı. Oraya geldi. Bence buna da AK Parti tabanı dahil toplumda büyük bir tepki var. Evet, zaten belki de şunu konuşmak lazım. AKP diye bir parti var mı yok mu? Yani Sayın Erdoğan'ın kendisi içinde erimiş olan ve tek başına karar aldığı, tek başına yol yürüdüğü bir noktaya doğru geldi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani şu dışarıda çıksak da bir 25 kişilik bakanlar kurulundan 5 kişi say desek, 4 ne kadar insanlar? Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2 gün evvel 1. yılda oldu. Evet, başkanlıktaki ısrarı Erdoğan aslında köşeye sıkıştırdı bence. Evet. Hem MHP'ye mahkum kıldı, hem de eskiden daha geniş bir tabana basıyordu AK Parti iktidarı. Yani oradaki üst düzey yöneticilerin temsil ettiği değişik tabanlar vardı. Evet. İşte onları da tasfiye etti. Yani Abdullah Gül tasfiye etti, Ali Babacan etti, Mehmet Şimşek etti. Bir sürü isim sayılabilir. İstişareyle karar veren bir parti yönetimi vardı, Ankara'dan bunu biliyoruz. Evet. Kamuoyu yoklamalarına göre politika değiştirebilen bir AK Parti vardı. Şimdi sadece Cumhurbaşkanı ne derse o. Ve kendisi öyle bir noktaya itildi ki Cumhurbaşkanı hata yapmaz. Cumhurbaşkanı yanlış bir şey söylemez. Cumhurbaşkanı ne söylerse halk bunu kabul eder. Böyle bir hava yarattılar etrafında. Sayın Erdoğan da buna büyük ihtimalle inandı veya bu hoşuna gitti. Ama bunun şimdi çok yanlış bir politika olduğunu, bu merkezileştirmenin, kişiselleştirmenin halk tarafından onay görmediğini görüyoruz. Bu iki şeye yol açar. Birincisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tartışılmasına, yeni bir anayasayla parlamenter sisteme dönme tartışmasına yol açar. Ki dün Sayın Kılıçdaroğlu grup konuşmasında bununla ilgili bir referandum olabileceği yolunda bir yani ilk kıvılcımı çaktı diyebiliriz. Bu tıkandığını görüyoruz, evet, yürümüyor. Yani görüyoruz. Bu olmadı. Aslında Erdoğan da elini kolunu bağladı. Çünkü Sayın Bahçeli'nin desteği çok önemli. Evet. Parlamento çoğunluğu alması bakımından. İkincisi şimdi bu seçim sonucundan sonra AK Parti içerisinden çıkacağını beklediğimiz iki tane daha parti var. Biri Sayın Abdullah Gül'ün desteklediği ve başında Ali Babacan'ın olduğu parti ve yanında da Mehmet Şimşek'in olacağı ekonomiye güveni yüksek bir kadro yeni bir parti kuruyor. Evet. Sayın eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlıklarını biliyoruz. Eğer bu iki parti kısa sürede siyasi hayata girerse AK Parti'nin meclis grubu bölünebilir. Meclis grubundan kopmalar olabilir. Bu kopma MHP'nin desteğine rağmen AK Parti'yi çoğunluktan düşürebilir mecliste. Böyle bir sonuç ise erken seçimi getirebilir. Yani partiler, liderler erken seçimi telaffuz etmiyorlar ama siyasal koşullar onu dayatabilir. Ankara'da Fikret Bey, bu AKP'den yeni kurulacak Babacan Gül Partisi ile beraber kopuşlar olacağı konuşuluyor mu? Yani konuşuluyor tabii. Evet. Kulislerde bu var Murat ama hani rakam telaffuz etmeyi ben sevmem, yanlış olabilir. Evet. Ama AK Parti içinden milletvekilleri de dahil gerçekten etkili kişiler bu politikaya itiraz ediyorlar. Bunu hep içlerinde dillendiriyorlardı ki kapalı toplantılarda dillendirildiğini biliyoruz. Şimdi yavaş yavaş kamuoyuna karşı da bu dillendiriliyor. Nerelerde hata yaptık, nerelerde hata yapmadık gibi bir değerlendirme var. Bir de tabii küstürülmüş bir kesim var. Yani o kesimin Sayın Babacan'ın kuracağı partiye veya Sayın Davutoğlu'nun kuracağı partiye parlamentodan katılmalar olabilir. O parlamento aritmetiğini değiştirebilir. Aritmetik değişince de siyasette yeni şartlar oluşmuş demektir. Yani biz bu yıl sonuna doğru, yaz aylarından sonra erken seçimi tartışıyor olabiliriz. Olabiliriz. Ki Sayın Bahçeli beklenmedik anlarda erken seçim tartışmalarını başlatmayı sever. Genellikle siyasetin tıkandığına kanaat getirdiğinde Sayın Bahçeli erken seçim kararı aldırıyor ki bu da ihtimal dışı değildir. Değil. Şimdi hazır Sayın Bahçeli'den açılmışken bugün de onun grup toplantısı vardı. Özellikle bu Öcalan'ın mektubu üzerinden kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere bir yanıt verdi ve o noktada da bu mektupların kendileri tarafından daha evvel bilindiğini reddetti ama biz de biliyoruz ki şahit olduk ki Sayın Bahçeli de bu mektupta söylenen, ima edilen tarafsız kalın çağrısını kendisi de tekrarlayarak Twitter üzerinden yazılı olarak bir şekilde bunu siyasi olarak kullanmış oldu. Şimdi tabii bunu da görmek lazım. Bu da çok netti. Bu tespitten sonra belki şunu sormak lazım Sayın Bilal. Bu AKP, MHP, Cumhur İttifakı aslında her iki tarafta bence özdeşlerini yapıyorlar. Öyle kulisler geliyor. Devam etmesi mümkün mü? Devam edebilir mi? Onu nasıl görüyorsunuz? Şimdi birbirine bağımlı hale geldi iki parti. Yani Sayın Erdoğan iktidarı için MHP'nin desteği şart. Meclis çoğunluğu için şart. MHP'nin de hem parlamentoda
varlığını etkin şekilde kullanması, bürokraside etkili olması, yani fiilen iktidar ortaklığını sürdürmesi için AK Parti ile beraber hareket etmesi gerekiyor. Çünkü karşıda oluşan muhalefet cephesine baktığınızda MHP AK Parti'yi desteklerken aynı kökten gelen İYİ Parti hemen hemen yakın bir oy oranı ve parlamento grubuyla CHP'nin önderlik ettiği ittifakı destekliyor. Dolayısıyla böyle bir iki kutuplu, iki partili diyeyim çok yukarıdan bakarsanız bir sistem oluşuyor. Artık ittifaksız seçime gitmek bence Türkiye'de mümkün değil. Bu %50 artı bir zorunluluğu yerel seçimlerde olsun, genel seçimlerde olsun artık ittifakla seçime gidilmeyi gerekecek. Bu iki kanatlı bir demokrasiye dönüşebilir. Kanatların içinde diğer partiler de olabilir ama artık biz iki kanatlı bir seçime gideceğiz. Hatta HDP için de bu geçerli. Yani HDP'nin yönetimi ve seçmenlerinin İstanbul seçiminde aldıkları tavır bundan sonra izleyecekleri politikayı da gösteriyor. Eğer AK Parti'nin ve MHP'nin politikalarında köklü bir değişiklik olmazsa bu ittifaklar bence bozulmaz. Çünkü birbirine olan ihtiyaçları çok arttı. Fazla. Evet ama belki de bir taraftan da ihtiyaç arttı ama Sayın Bila hani AKP de MHP ile birlikte olduğundan beri hem daha güvenci, daha devletçi politikalara doğru bir geçiş yaptı ve her seferinde oyunu daha da azalttığını görmeye başladı. Belki Erdoğan bir şekilde bununla ilgili hani bir ayrım yapıp yeni bir belki hikaye, çünkü hikayesi bitti AKP'nin, bir hikayesi yok. Evet, yeni bir öyküsü yok. Evet. Şimdi siyasi nitelik bakımından olaya yaklaşırsak aslında AK Parti MHP'leşti demek daha doğru. Evet. Çünkü MHP'nin politikalarını evet. uygulamaya koydu ve 7 Haziran 2015'te uğradığı mağlubiyeti politika değiştirerek 1 Kasım'da galibiyete çevirdi. O arada değişen politika çözüm süreci gibi bir ortamdan tam tersine silahlı mücadeleye ağırlık veren bir güvenlikçi politikaya geçti ki bu zaten MHP'nin talebiydi. Evet. Şimdi MHP'ye 2015'te kaybettiği, yani 7 Haziran'da kaybettiği oyları 1 Kasım'da geri aldı. Evet. Ama ortadaki politika MHP'nin savunduğu politika. Bu hala da böyle. Şimdi Öcalan'a mektup yazdırtmak bu politikadan uzaklaşmak anlamına geliyor ki bu tepkiyi artırdı demin ifade ettiğim gibi. Evet. Aslında Sayın Bahçeli ve MHP Öcalan'la iktidarın politika üretmesine evet diyemez. Yani birçok gerekçe Sayın Bahçeli söyledi ama ben içlerine sinen bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Nitekim MHP tabanından da ciddi bir tepki var. Belki de İstanbul seçiminde bu sebeple de bazı MHP oyları Ekrem İmamoğlu'na gelmiş olabilir. O konuda MHP'nin çünkü temel omurgasını oluşturan bir politikadır. PKK, HDP, terör, yani milliyetçiliğin altını çizilen bir parti. Burada AK Parti'nin son bir hamleyle Öcalan, terörist başı dedi Öcalan'ı, bebek katili dedi Öcalan'ı devreye sokması bence MHP'de çok da dışarıyı yansıtılması istenmeyen bir tepki oluşturmuştur. Evet. Sayın Bahçeli'nin de izahlarından ben onu anlıyorum. Evet. Bir taraftan da dün Sayın Erdoğan meclis grubunda halka küsemeyiz, verilen mesajları aldık dedi. Hakikaten almış mıdır Sayın Erdoğan mesajları? Yani alınmayacak gibi değil Murat. Çok net çünkü mesajlar. Çok ağır, altı çizili, çok sert bir tepki. Evet. Yani İstanbul seçimiyle aslında iktidarı alt üst etti. Seçmen ve dedi ki benim kararıma, sandığıma, irademe dokunma. Ve ben senin ekonomik gidişinden memnun değilim. Hayat şartlarım zorlaştı. Zaten bunu 31 Mart'ta bu mesajı verdi. Söylemiştim. Bunu şimdi daha kuvvetli bir şekilde tekrarladı. Tabii siyasal süreçler durmaz yani. Bugüne devam edecektir. Dediğim gibi bunun üst yapıda iki parti daha doğurması, o partilerin AK Parti grubunu bölmesi gibi sonuçlarla karşılaşırsak beklenenden daha erken Türkiye genel seçim şartlarına gidebilir. Çünkü bu ekonomik tabloyu da çok uzun süre taşıması zor. İktidarın büyük ihtimalle bir S-400 kriziyle ekonomik şartlar biraz daha ağırlaşacak ve bunun bir siyasal sonucu olacak. S-400'e geleceğim ama önce şeyi sormak istiyorum. Her ne kadar Sayın Erdoğan hayır dese de bir kabine değişikliği tabii bekleniyor. Yani bir taraftan sizin altını çizdiğiniz ekonomideki hakikaten çöküntü haline gelmiş durum. Yani ilk 5 ayda bu yılın bütçe harcamasının %95'ini Türkiye'ye yaptı. Kaydettiğiniz gibi işsizlik var, enflasyon var, pek çok nokta var. Bu sürdürmesi hakikaten zor bir duruma doğru gitti. Burada bir problem var ekonomide. Ekonomi Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Albayrak yönetiminde. Öbür tarafa bakıyorsunuz Sayın Süleyman Soylu'nun sürekli olarak
muhalefeti, işte zaman zaman akademisyenleri, her tarafı incitecek şekildeki tavırları içlerinde. Yani bütün bunlar tartışılırken, ya başkası siz diye bunu yapmak mıdır? Sayın Erdoğan bunu reddediyor ya da belki de buraya doğru zorunlu bir nokta olacak gibi gözüküyor. Belki şu anda bu değişiklik talepleri çok sıcak gündeme getirildiği için Sayın Erdoğan işte dışarıdan dayatmayla kabine revizyonu olmaz diyerek direniyor ama belli bir süre sonra kendi inisiyatifiyle böyle bir düzenlemeye gidebilir. Şunu senin de ifade ettiğin gibi, sen çok değerli bir ekonomi gazetecisisin. Sayın Albayrak'ın ekonomi yönetimine içte ve dışta bir güven oluşmadı. Evet. Geldiğinden beri genç bir siyasetçi olmasına rağmen arka arkaya paketler açıkladı. Hiçbir paket çok uzun ömürlü olmadığı gibi uygulamaya da geçemedi ve rahatlatmadı piyasaları. Şimdi Türkiye'de mali tablolara baktığımızda bir dış finansman ihtiyacı var ve ağır bir dış borç yükümüz var. Evet. Şimdi dış piyasalar bu güveni duymuyorlar ve şu anda dışarıdan kaynak bulmak çok zorlaştı ve çok pahalandı. Buna güven vermek için ekonomi yönetiminde belki bir değişiklik zorunlu olduğunu belki Sayın Erdoğan da kabul etmek zorunda kalacak. Çünkü bir evvelki dönemde bakıyoruz. Şimdi siyasi parti kuracakları ve onlar liderlik edecekleri söyleyen Ali Babacan ve Mehmet Şimşek döneminde durum böyle değildi. Evet. Yine ekonomik zorluklar vardı ama Türkiye'nin yabancı piyasalarda güvenilirliği yüksekti. İç piyasada hem Ali Babacan'a hem Mehmet Şimşek'e bugünkü Sayın Bakan'a göre daha fazla güven duyuyordu. Evet, siz 2002 seçimde de tabii çok iyi izlemiş bir gazetecisiniz Ankara'da. Hatırlayın, Ali Babacan o dönem seçimlerden hemen evvel ulusal ve uluslararası bütün yatırımcılara teker teker giderek AKP'den korkulmaması gerektiğini, serbest piyasa ekonomi devam edeceğini anlatıp yabancılığın ilk desteğini alan bir isimdi ki sanıyorum kısa bir sürede Dışişleri Bakanlığı da var Ali Babacan'ın. Hem ekonomi konusundaki yetkinliği hem belki dış politikada belki bir lider ruhu tarzı şu anda yok ama hani belagatı şunda bunda eksik kabul ediliyor ama o konuda Ali Babacan belki başarılıdır. Güven duyulmasının sebeplerinden biri de kendini çok politize etmedi. Sayın Ali Babacan bir teknokrat gibi çalıştı. Evet. Kendi uzmanlığını uygulamaya geçirdi ama bir siyasetçi gibi her gün demeç vererek, her gün iç politikayla ilgili konuşarak öyle bir dönem geçirmedi. Tam tersine işini iyi bilen bir teknokrat gibi kaldı ve o ismini de korudu o şekilde. Evet. Sayın Mehmet Şimşek de aynı yoldan gitti. Şimdi Türk ekonomisinin yönetimine bir güven oluşturması lazım. Bunun önemli koşullarından biri, ön koşullarından biri bana göre yargıya olan güvenin tekrar oluşturulması. Eğer hukuka güven yoksa, hukukun işlediği konusunda olumsuz bir kanaat varsa, demokratik sistem yargı denetimi altında değilse, o zaman yine sermaye gelmez Türkiye'ye. Çünkü garanti görmeyecektir kendini. Bence Türkiye önce hukuk reformunu yapmalı, yargı organlarını tekrar eski işlevine döndürmeli, kuvvetler ayrılığının işlediğini fiilen göstermeli, cezaevindeki özellikle meslektaşlarımız süratle serbest bırakılmalı, basın özgürlüğüne düşen gölge ortadan kaldırılmalı ki demokrasinin temel kurumları çalışmaya başlasın. Bu çalıştırılırsa o zaman hem içeride hem dışarıda sermaye piyasası da Türkiye'ye güven duyar ve yatırım yapmaya başlayabilir. Evet, bu kapsamda bir yargı reform paketi hazırlandı biliyorsunuz. Tabii oradaki bu hazırlanan pakette mesela uzun tutuklarla ilgili olmaması gerektiğine dair şey vardı. Dün Gezi davasında ilk 17 ay sonraki ilk duruşmada Osman Kavala'nın tutukluğuna devam kararı verildi. Evet. Ki siz iddianame de okuyan bir insansınız. Evet. Hep okuduk o iddianameleri. O iddianamelerin içindeki o hakikaten akla zarar bağlaştırma çabaları, yani Cumhuriyet dosyasında, Gezi dosyasında ve başka pek çok dosyada. Bu tabii hani baktığınız zaman yargıya yönelik son derece aşağı çeken bir şey. Devam edecek tutukluluğu Osman Kavala'nın. Yani iddianamenin somut olaylara ve somut kanıtlara dayanması gerekir ki ortaya bir iddianame çıkmış olsun. Görüyoruz son dönem iddianameleri tamamen yorumdan, basına çıkmış haberlerden, o haberlerin yorumundan oluşan bir yorum olduğu iddianame. Aslında somut vakalara dayanması lazım ama bu davalarda bu yok. Yani sizin yargılandığınız davada da yoktu. Evet. Şimdi devam eden yargılamalarda da yok. Yeni hazırlanan iddianamelerde de yok. Türkiye'nin dışarıdaki imajı işte Türkiye'ye gitmeyin, tutuklanabilirsiniz, polis sizi gözaltına alabilir gibi Türkiye'nin dış itibarını zedeleyen bir görüntüsü var. İktidarın bence alması gereken ilk mesaj bu görüntüyü değiştirmektir. Bunun için de özgürlükten yana, bağımsızlıktan yana demokratik kurumların çalıştığı bir sisteme dönmesi lazım. Yargı reformuna Türkiye'nin ihtiyacı bile yoktu. Mevcut hükümlerle bile bunların bağımsızca yargıçlar tarafından uygulanması bile birçok sorunu çözmeye yeter. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı
yargı reformunu sunarken dedi ki işte tutuklu yargılamayı istisna hale getirir. Zaten usul mahkemesi kanununda bizim tutukluluk istisnai bir hüküm. Olması gereken yani, bir şey. Evet, esas olan tutuksuz yargılamaktır diye. Zaten hüküm var ama siz bunu uygulamayıp tutuklamayı bir ceza infazına dönüştürdünüz. Bunu yapmak için bir daha yargı reformuna gerek yok. Evet. Her yargıç bunu yapabilir. HSYK'dan Anayasa Mahkemesi'ne kadar atamaları siyasallaştırırsanız tabii ki. Ki yargı reform paketinin esas noktası buradan başlaşması lazım ama yine böyle hani inisiyatife dayalı bazı noktadan bahsediliyor. O da son derece sıkıntılı. Yani iyileştirici ne yapılacaksa yapılmasını tabii destekliyoruz. Yargı evet. Kuvvetlensin, bağımsızlaşsın. Ama dediğim gibi mevcut hükümlerin doğru uygulanması bile Türkiye'yi rahatlatır. Evet. Demin söylediniz siz bu dünyadaki özellikle Batı ülkeleri çok ciddi bir tartışma halinde. Türkiye evet. iktidarı Amerika'yla, Avrupa'yla, NATO'yla ve özellikle bu S-400'ler konusu Türkiye'yi sizce bir yeni bir pakt aramaya, bir kopuşa Batı'yla, NATO'yla bu süreç götürebilir mi Türkiye'yi sizce? Tabii onunla şimdi Türkiye bence tehdit altına sokuldu. Bu S-400 bir taktik silah edinme olayı olmaktan çıktı. Stratejik bir tercihe doğru zorlanıyor Türkiye. Evet. Amerika'nın politikası Türkiye'yi bu noktaya getirdi. S-400'lerin artık alımından vazgeçilmeyeceği de anlaşıldı. Yani ilk parçalara falan gelmek üzere. Evet. Türkiye şimdi Amerika ile Rusya arasında tercih yapmaya zorlanıyor ama tabii Türkiye Batı sisteminin bir parçası. Evet. Buradan sadece S-400'leri aldık diye Türkiye'nin çıkartılması veya yön değiştirilmesi olmaz. Olursa da yanlış olur. Çünkü Türkiye NATO'da veto hakkı olan bir üye. İkinci büyük orduya sahip, ikinci büyük katkıyı veren ülke. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi. Birçok Avrupa kurumunun, uluslararası kuruluşun kurucu üyesi. Yani Batı sistemiyle entegre bir ülkeyiz biz. Şimdi iktidarın biraz da bu bağlantıya tepki olarak Türkiye'yi Orta Doğu'ya doğru yöneltmesi, Türkiye'nin demokratik, laik değerlerini silikleştirip İslami değerlerini öne çıkaran bir siyasi yapı kurması zaten Batı'da böyle bir kuşku yaratmıştı. O kadar yaratmıştı ki Avrupa Birliği görüşmelerimiz bizim askıya alındı. Yani bu politikalar sebebinden. Şimdi NATO'da da böyle bir zorlamaya gidersek Türkiye işte bir Orta Doğu ülkesi mi oluyor? Rusya'nın öncülük ettiği bloka mı kayıyor gibi kaygılar oluştu. Bence hükümetin bu konuyu da çözmesi lazım. Evet S-400'ler artık alındı. Bu anlaşılıyor ki geri de verilmeyecek. S-400 sorununu aşarak Batı kurumlarında kalmasını sürdürmeli. O da kendi hak ve yetkilerini kullanarak NATO'daki yetkisini de kullanmalı. Avrupa Birliği'ni de tekrar müzakere açacak şekilde temasa geçmeli. Avrupa Konseyi'nde etkili olmalı ve Batı sisteminden kopmayacağını, S-400 sorununun Amerika'nın tavrından kaynaklandığını bütün dünyaya açıklamalı ama bunu yaparken de gerçekten demokratik, laik, çağdaş devletler topluluğundan yarar olacağını, onun içinde yer alacağını bence kuvvetle duyurmalı. Aksi takdirde Rusya'nın öncülük ettiği işte Şangay Beşlisi gibi yeni bir savunma paktı gibi olaylar Türkiye'yi geri götürür. Çünkü bu saydığımız ülkenin hiçbir de demokrasi yok. Evet. Bir de tabii şöyle bir durum da var. Hani biraz da bu iş siz bu konuda kitap da yazmış işte Komutanlar Cephesi pek çok kitabınız var. Orduyu iyi tanıyorsunuz. Türkiye'nin silah envanteri %95'i başta Amerika'da NATO ülkelerinden alınmış bir envanter. Yani tanklarından işte uçak filosuna kadar, fırkateynlerine kadar çoğu işte Amerika ve NATO ülkelerinden alınmış. Şimdi siz bu şekildeki bir restle NATO'yla da bu restleşmeyi yaparsanız bütün silah envanterinizi nasıl değiştireceksiniz? Birincisi bu. İkincisi siz de çok iyi biliyorsunuz. Şu anda 2015 yılından beri Türkiye'de NATO'nun verdiği ve Adana'da konuşlu İspanyolların kontrolündeki Patriot'lar Türkiye'nin hava savunma sistemini koruyor. Evet. Kahramanmaraş'ta İtalyanların SAMP-T'leri var. Dolayısıyla hani ki Türkiye Haziran'da tekrar bu süreç uzasın, bizi korumaya devam etsin bu hava savunma sistemleri de başvuru yaptı. Yani aslında bu belki de bir Amerika'ya, Batı'ya karşı bir blöf olarak başlayan süreç artık kontrol edilmez noktada bir yere doğru tabii geldi ve geri dönemiyorlar. Evet, ulusal sanayiniz kendi savunma sisteminizi üretmiyorsa bu bağımlılığı kesemezsiniz. Evet. Hava kuvvetlerinde Amerika'ya bağlı %95'in üzerinde. Evet. Bunu komutanların kendileri de ifade ettiler. Evet. Yedek parça almak lazım. Biz böyle bir dönem yaşadık. 1974 Kıbrıs evet. Harekatı'ndan sonra askeri ambargoya da Türkiye maruz kaldı. Ben onu da haberleştirmiştim. Türkiye uçaklarının yedek parçasını Amerika'da kara borsadan alıyordu.
resmi yoldan alamıyordu, kara borçtan. Yani Türkiye yine öyle bir yere sürüklenebilir. Eğer siz kendi uçağınızı üretemiyorsanız, kendi geminizi yeterince gelişkin bir şekilde yapamıyorsanız, bu ihtiyaçları üretemiyorsanız iyi düşüneceksiniz tabii. Bunların yerine ikame edilecek ulusal sanayi gelişinceye kadar bu dengeli ilişkileri sürdürmek zorundasınız. Türkiye'nin savunmasına Amerika zarar vermeye çalışacaktır. Ama sadece S-400'lerle bunları da koruyamayız. Bence bu konu belki bir kendi konusu olarak ayrılmadı bir tarafa ve diplomatik yoldan çözülmeye çalışılmalı. Ama tümüyle batıyla köprüleri atan bir iç politika sebebiyle, oy artışı sebebiyle böyle bir politika izlerse Türkiye, batıyla köprüleri atarsa ortada kalır. Tabii şu da çok üzücü bir şey belki de. Türkiye'de medya kalmadığı için, birkaç tebliğli bağımsız kuruluş kaldığı için bu kadar kritik bir nokta, yani belki de Türkiye'nin pakt değiştireceği, silah envanterini tartışacağı nokta hiç tartışılmadığı için hani biz tek noktadan hep dinliyoruz bir şeyleri, bu gerekli falan. Memleket sevmeyi de işte bu tip konularda eleştiri yapmak ya da soru sorma noktasına getirdiğiniz zaman başka noktaya çekiliyor. Sistemin denetleyici kurumları işlemiyor şimdi. Medya dahil buna. Yargı işlemiyor, parlamento işlemiyor, medya denetim işlemini yerine getiremiyor. Dolayısıyla gerçeklerin görülmesi zor oluyor veya gizleniyor. Çok az bir grup, işte ifade ettiğin gibi medya bağımsızlığı içinde çalışan çok az bir grup var ama Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kadroları içerisinde de bu yönlü uyarılarda bulunabilecek çok değerli uzmanlar var ama son dönemde onlar da devre dışı kaldılar. Geldi. Onların uyarıları da, onlara da kulak tıkandı. Ve şöyle bir tablo oluştu. Türkiye önce ateş ediyor sonra nişan alıyor gibi bir durum var. Aslında S-400'ler buna örnektir. Halbuki Türkiye daha stratejik düşünmeli diye söyleyebilirim. Ve bu batı ilişkilerini koparmak yerine güçlendirmek ve yılların verdiği yetkisini, etkilerini o batı kurumları içerisinde kullanmak zorundadır Türkiye. Evet, son sorum şu olsun Sayın Bila size. 28-29 Osaka'da G20 zirvesi var. Sayın Erdoğan'ın Sayın Trump'la görüşmesi bekleniyor ve bir şekilde hani bu ikili görüşmelerle Katsa yaptırımlarından ya da NATO ile ilgili problemden kurtulacağını zannediyor Türkiye ki şöyle de bir background'u var tabii. Amerika güçlü ayrılığının ayrı farklılaştığı bir yer. Yani yargısı başka, kongresi başka. Kongrede hem demokratlar hem cumhuriyetçiler bu Türkiye'deki özellikle S-400'lerle ilgili çok net bir Katsa'nın uygulanması yolunda Trump'a da bir şekilde destek veriyorlar. Trump'ın bu noktada geri dönmesi zor gözüküyor. Kurtarır mı Türkiye'yi sadece Trump'la baş başa konuşmak? Kurtarmaz. Şimdi bizim yaptığımız bir hata var. Yani kamuoyuna yönelik yapılan bir hata. İşte Amerikan başkanıyla görüşmek, konuşmak, beraber fotoğraf vermek sanki çok büyük bir olaymış. Türkiye'ye bir iltifatmış, bir lütufmuş gibi sunuluyor. Ben buna eskiden beri gazeteyle karşı çıkarım. İki bağımsız devletin liderinin görüşmesi eşit bir şekilde verilmesi gereken bir olaydır. Şimdi tekrar Japonya'da bu görüntü verilebilir. İşte yarım saat görüşecekleri beklenirken bir saat görüştüler. İşte yan yana çok sempatik gülerek tokalaştılar gibi. Bunlar görüntüdür. İşin özüne, esasına baktığımız zaman bir politika değişikliğine yol açar mı? Bence açmaz çünkü Trump da kendini bağlayarak geliyor ve Trump da tek başına karar almıyor aslında. Kendi ifadeleri bazen kararlardan farklı olabiliyor ama sonuçta bakıyorsunuz Amerika ne karar vermişse devlet olarak onu uyguluyor. Onun için bu görüntü, bu görüşme de bence bu sorunu çözmez. Diğer taraftan Japonya'ya giderken de yine Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı biz S-400'leri aldık, işte parçalar gelmeye başladı, dönemeyiz diyerek gidiyorlar. Mutlaka Amerika'nın buna bir tepkisi olacaktır. Çünkü yaptırım görüşülüyor, yaptırımlar maddeleniyor Türkiye'ye karşı. Dolayısıyla S-400'ler gelmeye başladığı andan itibaren Amerika'nın yaptırımlarının başlayacağına hazırlıklı olmak lazım. Ve o gerçekten de ekonomik olarak zaten kötü olan ekonomik durumumuzu biraz daha zorlaştıracak sıkıştırmalarla karşılaşabiliriz. Evet, Türkiye siyasi olarak dış politika, ekonomi daha da zor günler bekliyor maalesef. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza. Ben teşekkür ederim Murat. Efendim T24'ün seçimi analiz ettiği yayınlar devam edecek. Görüşmek üzere, iyi günler olsun.